seyircilerimiz, sevgili seyircilerimiz, karikatür dersine çok hoş geldiniz. Karikatürün ABC'si dersinde, ikinci dizide biz renklere geçtik. Hemen tekniklere başladık ve sulu boyayla 7 ders, ondan sonra pastel ve sonra sert kalemlere geçtik. Bugün biz sert kalemle çalışırız. Bilirsiniz bu her evde bulunan bir vesile. Ve sonra çocuklar böyle anlaşılır, bununla sadece çizebilirler. Ama bence pastelle çok iyi çizebilirler. Çünkü onlar biraz büyük pasteller ve kontrolü çocuklara çok rahat ve sonuçta çok erken alabilirler. Ama bunların ucları ince olunca çok uğraşmak sebebiyle belki çocukların kolları fazla yorulsun. Onun için bence bu çok profesyonel, çok uzmanca bir vesile ve siz kullanabilirsiniz. Değişik değişik tarzlar ve teknikler sert kalemle çalışabiliriz. Şimdi bizim konumuz aynen balık. Değişik balıklar var su altında. Bilirsiniz bizim abartmak ve yaratıcı gücümüzle daha farklı olabilirler. Onun için bir kartonca karikatürü bir balık çizmenizi rica ederim. Aynı işi ben de görürüm. Sadece biraz fark var. Programdan 5 dakika önce ben hemen bir konu bulurum. Sonra bu konuyu burada çizmeye çalışırım. İsterseniz siz de çizince bir konu bulabilirsiniz. Fark etmez. Sadece burada deniriz. Belki bizim tarzımız bazen sorunlar olabilir. İzleyiciler çalışmasının sebebiyle. Onda o sorunları biz böyle siz çalışınca çok rahatça çözebiliriz. Kurşun kalemle ben etüt yaparım. Siz de bir balık çizin. Ben bir büyük balık çizdim. Ağzını açmış. Biraz küçük. Ama çok da küçük değil. Başka bir balığı yesin. O da ağzını açmış. Daha bir kendisinden küçük olan balığı yesin. Ve o da ağzını açmış. Daha bir küçük, küçücük bir balık yesin. Ama hepsi şurada bir avcıya yakalanırlar. Bence şimdi biraz çok açık olduğu için benim etodum anlaşılmaz, belki görünmez. Onun için hemen ben bir kalemle bunu çizmeye çalışırım. Şuradan bir kalem verir misiniz? Yok, koyu desen için kalemlerden. Evet, Mesut Bilir. Mesut Bilir. Evet, bununla şimdi ben koyulandırdım karikatürümü. Yakalanacak. Bence dünya da böyle. Büyük balık, küçük balık ve en sonunda hepsi av. Evet, bundan sonra ben daha balık çizmedim. Belki devamı da var. Onu ben bilmem. Sonra bir silgiyle biz hemen etodumuzu kaldırmaya çalışırız. Kurşun kalemler silinsin. Evet, siz de aynı işi yapın. Bir de bu teknik, o biri teknikler gibi suya dayanan kağıtlarda iyi olur. Çünkü kağıt dalgalanmır. Ve siz kaç kere renkleri üst üstüne kullanabilirsiniz. Bitince İş kolay. Sadece çizgi veririz. Böyle. Ben bir balık çizirim.
Sonra mesela bu orta boydan başlayabilirim. İsterseniz bir buraya bakın. Ben dersi anlatım, sonra hemen siz de yapabilirsiniz. Geçen derste biz böyle eğri haşurlar. Haşurlar bu ince hatlar ve çizgilere ben söylüyorum. Gölge yapan çizgiler. Ardı ardına birbirinin yanında çok güzel şekilde bize koyu ve ışık yerleri yardımcı olur, tayin edelim. Sonra biraz daha eğri bunları çarp gibi kestin ve biraz daha arkaya geçtin. Yani koyu taraflara. Mesela şimdi benim ilk haşurum, ince çizgilerim şuradan olsa, ikincisi şuradan bunu yarı kesti. Sonra yarı yarı böyle ardı ardına biz arkaya taraf, koyu renklere taraf gideriz. Güzelliği şu bu teknikin. Şimdi ben bu işi yapandan sonra başka renklerde kullanabilirim. Mesela şimdi bu çizgilerin arasında boş yerler var. Yani benim tam kağıdım dolmayıp ve başka renkler de kendilerini gösterebilir. İsterseniz bir deneyin buraya kadar. Sonra devam ederiz. Evet, ben şimdi bu renge vurunca karıştı ve çok güzel oldu. Çünkü her iki renkte kullanıldı. Ama böyle saf çizgiler çizmeye çoklu çaba göstermeniz lazım. Çünkü kontrolsüz olsa çok odun pazarı gibi bir şey olur. Evet. Bir de şu var. Her zaman kalemtıraşla kalemlerinizin ucuları biraz biz olmalı, tiz olmalı. Çünkü biraz kalın olunca bu güzel görselmeyebilir. Esas renk kırmızı. Ben hemen kırmızıdan daha fazla kullanırım. Bunlar değişik değişik cihetler, semtlere olabilir. Mesela sağ, sol, üst, aşağı. Ama her biri birbirinin kesmelidir. Şimdi ışığa taraf biraz ince. Ben bunlara mini haşur söylüyorum. Mini ince anlamında. Haşur, haşuring böyle gölge yapan çizgilere söylenir. Sonra hemen mini haşurlar, ince haşurlar benim burada tikler olan yerler, atışı olan yerleri birbirine kavuşturabilir. İsterseniz şimdi bu balık, o birisi balıktan farklı bir renkle olsun. Ama önce bunu bitireyim. Her yerde hissesten biraz renk açık. Orada ben biraz daha kalemim baskısını fazla ederim. Biraz koyu çıksın. Evet. Ve sonra daha farklı farklı renkler birbirinin üst üstüne gelir. Daha güzel bir iş yaranır. Muhteşem bir iş düzenlenir. Çünkü dünyada herkes böyle tarzla renk vurabilse ben ona çok saygı duyuyorum. Çünkü kontrolü biraz çok zor. Mesela şimdi Mesut Bey, siz böyle yapınca onlar itir. Yani sonuç ve başlangıç orada mahvoldu. Onun için çok sağlam başlangıç ve kurtuluş sağlam kalmalı. Hiç onları tanıdığı şekilde kullanmayın. Amine Hanım, siz de aynen orada biraz ittiler. İsterseniz biraz dikkatli olalım. Yine de yaparız. Mesela başka bir balıkta çizebiliriz. Ben böyle yaparım. Bil. Birinci söz bu. Şimdi siz bir küçük balık çizirken onu çok kolayca deneyebilirsiniz. Ama büyük olunca yanlışı hep böyle gelirsiniz. Onun için öğrenciler, talebeler ince ince formalardan başlasınlar. Mesela şimdi şurada. Ben bu tarafı tam ışık gözde alırım. Başka taraflara, mesela buralara ben bir gölge aldım. Gölge hiç fark yok.
çizginin burasıyla burasının hiç farkı yok. Yani aynı baskıyla ben gittim. Sonra balık kurtulandan sonra sadece burada ışık kaldı. Bunun yarısını gözde alıp biraz değişik bir semtte şuraya da renk vurdum, boyadım ve sonra şuranın yarısı bura olur. Ben ince bir haşurla şuranı bitirdim ve aynı işi başka renklerle de siz devam edebilirsiniz. İsterseniz bir deneyin. Şimdi ben başka bir rengi geçtim. Biraz turuncu. Evet. Böyle devam ederim. Ama sadece bu iki renkle olmur. Bazen ben çok koyuya ihtiyacım olur. Mesela daha da koyu bir renk arıyorum. Bulabilir misiniz Esma Hanım? Evet. Burada. Şimdi daha koyu ile ben şu tarafları, gölge tarafları ince haşura çeviririm. En sonucu bu haşurun noktaya çevrilebilir. Mesela şimdi burada büyük örnekte seyircilerimiz için göstermek isterim. Şimdi ben noktadan başladım. Çizgilerim büyüdü. İsterseniz benim kontrolümde mesela bunu hemen küçültüp yoksa biraz baskısını azaltıp ve kaybolabilir. Ama bunun için biraz çalışmamız lazım. Hemen olmur. Sonra aynı işi yine de bir yaparım seyirciler için. Şimdi noktadan başladım. Hemen büyük aynı cetvelle çizdiğimiz çizgiler yukarı gidince kontrolümde. Şimdi şuralarda itti. İsterseniz böyle yapalım. Mesela şöyle gelir. Ama bakınca ben bunun semtini değiştirdim. Ama çok ince bu davranış. Kimse bunu bilmedi. Her bir çizgide bunu hızla çizirken ama bunun semtini değiştirebildim. Bu sizin kontrolünüzde. İsterseniz ben hemen bu işi biraz bitireyim. Evet. Çizgileriniz çok canlı olsun amene. Çünkü orada mahvoldular. Birbirine kavuştular. Hiç bilinmedi teknik. Mesut bakabilir miyim? Evet, ben yenisini çizdiniz. Evet, tekrardan yaptınız. Siz de isterseniz bu ortada olan balığı renk vurun, boyayın. Ama birbirine kavuşmasınlar. Yani aşağıda sadece basit renkleme oldu. Onun için birbirinden mesafeli dursunlar. Her çizgi o birisinde mesafeli dursun. Ben yine de kırmızıya geçireyim. Şimdi kırmızıyla şuraları renk vururum. Büyük boylarda biraz zor olabilir. Daha fazla haşur ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Ama zamanım olsa biraz da sudan renklemeyi düşünürüm. Şu taraftan arkaya sarı gelince ben bunu yeniden çevirdim. Ve sonra mavi renkle şuralarda su altının atmosferini yaratmak isterim. İsterseniz böyle, çünkü burada ben özgürüm. Yani su altında hiç forma yok. Onun için bir yılan gibi ben bu haçürü alıp ve dolanırım. Böyle bir uzun yılan gibi. İsterseniz sonra başka bir haşurlar bunları kessin. Sadece çizgi. Ama bizim burada arkadaşların yanlışı bu oldu. Bunlar birbirine yapıştılar. Hiç yapışmadan birbiriyle farklı olan formada devam etmelisiniz. Başka bir renk, biraz daha koyu. Ama ben bunları hiç itirmedim. Hepsi karakterli. Siz de aynısını yapın. Sanırım şimdi iyi oldu.
İlk defa siz bunu yaptınız. Ama ikinci katta daha koyu tarafa yarı yarı kestirip ve daha farklı bir semte taraf haşır vurun. Çok güzel oldu Esma. Şimdi ikincisi çok güzel ama sadece bir yanlış var. Desenleri yapmadınız. Buyurun. Teşekkürler. Amene çok bir semte oldu. Yani onları kestirmen lazım. Başka bir semte tarafta olsun. İsterseniz onları da siz denizde deneyebilirsiniz. Bir mavi götürüp denizde bunları deneyin. Sadece önceden biraz çizgi çalışmanız lazım. Ben biraz hızlı isterim çalışım. Çünkü bu karikatürüm bitirmek isterim programın sonuna kadar. Evet. Şöyle. Ama söylediğim gibi kalemtıraşla hemen hemen kalemlerinizi itildin. Sonra değişik değişik renkler kullanın. Burası deniz ve su altı. Ama ben kahverengi de kullanırım. Evet. Ben bu şekilde. Bir bölüm şeklinde kaldı. Yani haşur yukarı taraf ve aşağı tarafta açılmadı. Şimdi burada siz görürsünüz renkler şuradan gelmiş ve buraya kadar açılmış. Sonra sadece ben bu tarafta haşur yapsaydım koyu ve ışığı gösterebilmezdim. Şimdi şurada Esma mesela iyi yaptı. Sizin yaptığınızda çizgiler daha güzel yani biraz çok sert. Burada çok ince oldu. Belki kayboldu. Onun için bunların ikisinin ortasını isterim. O çok önemli. Şimdi siz orayı vurdunuz ama ikinci katta onları kesmeye çalışın. Evet. Ve hemen ben son çalışmaları yaparım. Şuralarda daha biraz koyu. Belki görünmeyebilir ama çok önemli değil. Çünkü sonuçta mükemmel bir şey ortaya çıkar. Bu teknikle ne kadar uğraşsanız, yani karikatüre hep devam etseniz, yine de haşur ve çizgi, gölge talep eder. Onun için biraz daha fazla zamana ihtiyaç var bu teknik. Ve biraz daha desen yapmaya önceden kurşun kalemle çalışın. Şimdi benim karikatürüm tamamen bitmek üzere. Siz de burada öğrendiğiniz tekniki evde çalışabilirsiniz. Bunu sizden rica ederim. Çünkü karikatürün dünyası çok güzel ve farklı. Onun için değeri var. Bunun için daha fazla zamanımız olsun. Daha fazla zaman sarf edelim. Seyircilere de kolay gelsin. Başarılar dilerim. Hepinizden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.